Evet sevgili izleyicilerimiz, Menteş Mahalle Muhtarı Okan Denizer'le beraberiz. Merhaba muhtarım. Merhaba, merhaba. Öncelikle İçel TV'ye böyle bir programı hazırladığı için tüm çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun, iyiyiz. Öncelikle ben bizim mahallemizden bahsetmek istiyorum. Mahallemiz daha evvel Menteş Köyü olarak geçiyordu. 1996 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin olması nedeniyle Yenişehir'e bağlı Menteş Mahallesi olarak yapılan bir referandum sonucunda Menteş Mahallesi olarak Yenişehir'e bağlandık. Nüfusumuz 1999 yılında 1200 iken süratle gelişerek şimdi diyebilirim 20 binin üzerinde bir nüfusumuz var. Son seçimlerde 12.246 seçmenimiz var idi. Bunu istatistik olarak %60 da çarparsak işte 19-20 bine yakın nüfusumuz var. Bu nüfus içerisinde 5006 hanemiz bulunmakta ve 1.7 kilometre kareye sahibiz. Peki kaç dönemdir muhtarsınız? Efendim ben 99 yılında soda sanayinden emekli oldum. O zaman girdim bu şeye, siyasete girdik. O zaman muhtar seçildim ve 4 dönemdir bu vazifeyi yapıyorum. Vatandaşlar da takdir etmiş, Allah razı olsun. 4 dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Anlıyorum. Peki muhtarım mahallenizin en büyük sıkıntısı nedir? Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? Mahallemizin büyük sıkıntılarından eğitim. Neden derseniz, bizim mahallemizde bir tek ortaokul bulunmakta, Menteş Ortaokulu. İlkokula ve liseye giden çocuklar şeye gidiyor, diğer mahallede, yani yanımızdaki mahallenin Müfide İlhan İlköğretim Okulu var, Aydınlık Evler İlköğretim Okulu var, ondan sonra Kamil Tarhan var. O okullara gitmekte, serviste gitmekte, icabında parası olmayan yayan gitmekte ki şöyle Okan Merzeci Bulvarı'nı geçip oraya o okullara gitmekteler. Hı hı. O nedenle mahallemize acilen bir ilkokul yapılmasını gereksinimini duyduk, duyuyoruz da. İmar planında 6.326 adamız var bizim, 8.886 metrekare. Bu ada İmar planında eğitim tesisi olarak kullanılmış. Bugüne kadar birçok yere müracaat ettim. Buranın kamulaştırılıp bir ilkokul yapılması için. Ama en son geçenlerde Başbakan Yardımcımız Lütfü Elvan'la konuştuğumuzda sözünü aldık. İnşallah 2017 yılında buranın temelini atacağız dediler. Yani bir ortaokulda, yani okul konumunda bir sıkıntımız var. Doğru mu? Evet, ilkokul sıkıntımız var. O nedenle işte bu sıkıntıyı en kısa zamanda giderilmek gereksinimini duyduk ve işte dilekçeler yazdım. Başbakanlığa yazdım, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdım. İnşallah bu sorunu hallettikten sonra bir sıkıntımız da TEDAŞ'ın bizim başımızın belası diyebiliriz. Aydınlatma da olsun, efendime söyleyeyim. Bu elektrik direklerinin yer altına alınmasında olsun çok büyük sıkıntımız var efendim. Peki bununla ilgili başvurularınız oldu mu TEDAŞ'a? Tabii ilgili başvurularımız oldu. Hatta Okan Merzici Bulvarı'ndan kuzeyine ilk 3 sokağımız yapıldı. Elektrik telleri yer altına alındı. Daha projeyi bekliyoruz inşallah, tamamını aldırmayı bekliyoruz.
mahallemizde yeteri kadar çocukların oyun alanı mevcut mu ve sağlık açısından mahalle ne durumda? Şimdi diyebilirim ki Yenişehir'de en fazla park ve böyle oyun alanı Menteş'te diyebilirim. 20'ye yakın parkımız var. Bu parkın içerisinde sportif faaliyetlerle spor aletlerimiz var. Efendime söyleyeyim, basketbol sahalarımız var. Hatta mini futbol sahamız var yukarıda ortaokulumuzun yanında. Çok güzel çim bir sahamız var. Efendime söyleyeyim, engelli parkımız var. Engelli çocuklar için Mersin'de ilk engelli parkı bizim buraya kuruldu. İstemi Antala ile o 38. caddenin kesiştiği yerde engelli parkımız bulunmakta. Yani çocuklar için yeterince var diyemezsem bile %80'i var yani. Peki bir şey sormak istiyorum ben. Engelli parkı sizin bölgenizde, yani bölgeniz içerisinde. Mahallenizde engelli sayısı çok mu? Şimdi şöyle, mahallemizde engelli sayısı çok değil de, yalnız engellilere ait okullar olduğu için Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Genç buraya bir engelli parkı yapma gereksinimini duydu ve hemen hemen 7-8 seneden beri de Mersin'de ilk engelliler parkı benim bu mahalleme yapıldı. Kapalı havuzu var, yüzme havuzu var yaz kış. Portatif hem açılıyor hem kapanıyor. Çocuklar memnunlar yani. O faaliyetlerimiz devamlı var. Peki çok güzel. Bu sokaklarla yani yerlerle alakalı, asfaltlarla alakalı bir sıkıntı, sorun var mı? Şimdi şöyle, işte biliyorsunuz fiber optik geliyor, bir kazıyor, süper online geliyor, bir kazıyor, doğalgaz geliyor, bir kazıyor. Böyle bir sıkıntı. Devamlı sıkıntı sıkıntı. İnşallah kısa zamanda biter de biz de rahata kavuşuruz. Vatandaş da çok sıkıntılı. Tozdan geçemiyoruz diyorlar. O nedenle böyle bir sıkıntımız var. Peki diğer bir sorumu sormak istiyorum. Ben halk eğitim merkezi kursları var mı mahallemizde? Evet, bu da bir ilk oldu. Halk eğitim kurs merkezimiz Yenişehir'de ilk benim mahalleme kuruldu. İbrahim Genç tarafından belediye başkanımız. Orada okuma yazma kursumuz var. Ondan sonra ahşap boyama kurslarımız oldu. Takı tasarım, çeyiz, birçok kurslarımız var orada. Çok güzel. Tabii mahallenin bayanlarının birçoğu, ev hanımlarının birçoğu sanırım bir katılım sağlıyordur. Peki kursiyerlerin sayısı belli mi? Çok katılım var mı? Şimdi bugüne kadar diyebilirim hemen hemen 2500'den fazla kursiyerimiz buraya geldi. Belgelerini, sertifikalarını aldılar. Yıl sonunda sergilerini yapıyorlar. Bişki Dikiş Kurs Merkezi'nin kursiyerleri sergilerini yapıyorlar. Bu sergide işte sağ olsun belediye başkanımız geliyor, kaymakamlar geliyor, halk eğitim müdürlerimiz geliyor. Güzel bir ortam var yani. Peki vatandaşların en çok hangi konuda, yani vatandaşlardan hangi konuda talep geliyor sizlere en çok? Vatandaşlardan en çok temizlik şeyi var. O da şöyle, o da yeni oldu. Mesela bazı sokaklar var, 12 metreden büyük sokaklar, büyük şehire ait. Diğer sokaklar da yeni şehire ait. Şimdi elemanlar acemi olduğu için büyük şehirini bırakıyor, yeni şehire başlıyor, şudur budur. Biz de onların amirleriyle görüşüyoruz. Diyoruz ki şu sokak sizin himaye şeyiniz altında, sorumluluğunuz altında. Ekipler gönderiyorlar, o sokağı temizletiyorlar. İşte gerekeni yapıyorlar. Büyük şehir olsun, yeni şehir olsun. Koordineli bir şekilde o temizliği hallediyoruz yani. Bir de ben sağlıkla ilgili bir soru sormuştum ama yani sağlık ocağı, hastane ne durumda? Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz mali? Ben ilk dönemimde çok mücadele ettim. Bir sağlık şeyimiz vardı, yerimiz vardı.
O zamanın belediye başkanına gittim, dedim ki sizin dedim bir projeniz vardı, her mahalleye bir sağlık ocağı projesi. Ben dedim sağlık ocağı istiyorum. Tabii ben bana sorulan, soracak olan soruyu bildiğim için hazırlıklı gitmiştim. Bana ilk etapta dedi ki yerin var mı? Evet dedim, yerim var. Gösterdim, projeyi gösterdim, çapını gösterdim. Tamam dedi ve 3 ay içerisinde benim sağlık ocağım yapıldı. Ama maalesef 2 sene personel için bekledim. O yazışmalar da gittim birkaç kez Ankara'ya gittim geldim. Bürokrasiyi açtık nitekim. O zamanlar Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ocağı diye kuruldu. Ondan sonra 16 nolu sağlık ocağı oldu. Şimdi aile hekimi oldu işte biliyorsunuz. Ve 3 tane sağlık ocağımızda bir bayan, iki erkek olmak üzere 3 tane doktorumuz var. Aynı zamanda Cem Evi'nin karşısında yeni bir sağlık ocağı açıldı. Oraya yakın mıntıkadaki vatandaşlarımızı da oraya yönlendiriyoruz. Sağlık problemimiz, sağlık hekimi yani problemimiz yok gibi bir şey yani. Yani yeterli geliyor. Allah razı olsun. Evet, yeterli geliyor. Çok güzel. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım. Sağ ol. Ayrıca ben de İçel TV'ye bize bu fırsatı verdiği için her bir elemanına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Engelliler Gençlik Parkı'ndayız, merkezindeyiz. Yanımızda antrenörümüz Öznur hocamız var. Biz ondan kendisinden parkla ilgili bilgi alacağız. Biraz tanıtır mısınız bize? Burası Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kurum. Türkiye'de tek gençlik spora bağlı olan Engelliler Gençlik Merkezi. Engelli çocuklarımız geliyor. Kışın takı tasarım, ebru sanatı, jimnastik ve bocce sahamız bu yıl yapıldı, bu yıl faaliyete geçildi. Bu derslerimiz yazında yüzme havuzumuzda yüzme dersleri veriyoruz. Sadece engelli öğrencilere hitap ediyoruz. Kurumlardan, rehabilitasyon merkezlerinden ya da aileler bireysel olarak öğrencileri getiriyor. O şekilde hizmet veriyoruz. Peki kaç tane engelli gencimiz mevcut? 400'ün üzerinde şu anda buraya kayıtlı öğrencimiz mevcut. 150-200 civarında devam eden öğrencilerimiz var. Her ders programımızın sayısı farklı. 200 civarında şu anda faal olarak devam eden öğrencimiz var. Engelliler Gençlik Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Özlem Hanım var. Özlem Hanım'la ufak bir söyleşimiz olacak. Özlem Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkürler biz deyiz. Bu mahallede oturuyorsunuz sanırım. Evet biraz ileride. Peki bu park sizin için nasıl? Yani memnun musunuz? İyi mi sizce? Evet engelliler açısından burası çok rahat bir yer. Özellikle rampanın oluşu, lavaboların uygun oluşu, parkın uygun oluşu engeller için çok uygun. Anlıyorum. Peki yaşadığınız zorluk var mı? Yani bu bölgede, bu çevrede? Bu çevrede pek zorluk yaşamıyorum ben. Her şey çok uygun. Işıklar, yol, trafik. Ben çok rahat gidiş geliş yapabiliyorum. Zorluk. Peki kaç senedir bu parka geliyorsunuz? Yani ne kadar zamandır bu park var? Yaklaşık bir 10 senelik zannedersem burası. Yalnız ben burada çalışıyorum. Buranın personeliyim. 1,5 yıldır sürekli buraya git gel yapıyorum. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Menteş Mahallesi mahalle muhtarımızla Okan Denizer'le beraberdik. Sizlere mahallemizden bahsettik ve mahallemizi tanıttık. Mahallemizin dertlerini, sıkıntılarını ve sorunlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Umarız en kısa sürede sorunları ve sıkıntıları çözülür gerekli yerler tarafından. Bir dahaki programımıza görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.